Haydi bakalım oğlum. Öğretmenini dinlemeyi unutma, tamam mı? Tamamdır babacığım. Öğretmenimi dinleyeceğim ve derslerimi iyi çalışacağım. Saat 4 gibi seni okuldan alırım. Tamamdır babacığım. Görüşürüz. Umarım derse geç kalmamışımdır arkadaşlar. Piritek, niye derse geç kaldın? Öğretmenim kusura bakmayın, trafik vardı. Başlarım trafiğini. Otur sırana. Tamam oturuyorum öğretmenim. Niye kızıyorsunuz? Of ya, geç kalmışım. Şöyle çantamı koyayım arkadaşlar. Tamam. Bir de defterimi koyacağım. Çıkartın bakalım ödevlerinizi. Dün size bir ödev vermiştim. Bakalım kimler verdiğim ödevi yapmış. Tarık, sen ödevini yaptın mı? Evet öğretmenim, ödevimi yaptım. Aferin sana. Ahmet, ne yapacağız oğlum? Öğretmen ödev kontrolü yapıyor. Oğlum bana bak, benim çok güzel bir fikrim var. Nasıl bir fikrim var? Hadi söyle. Bak şu kırmızı kafalının ödevi çantasından dışarı çıkmış. Harbiden. O ödevi kap da ödev bizim olsun bari. Öğretmene ödev gösteririz. Haha oğlum lan, yaşa lan yaşa. Tamamdır, artık ödevimiz var. Öğretmen geldiği zaman da beraber yaptık deriz. Tamam Mehmet, tamam. Sizlerin ödevini kontrol ettim. Hadi şimdi sıra sende. Buyur öğretmenim, benim ödevim de burada. Al bakalım ödevini geri. 100. Şimdi sıra sende Ferit'in. Hocam benim ödevim çantamdaydı. Hemen bir çantama girip bakıyorum. Ödevim nerede ya? Ödevimi bulamıyorum. Nasıl bulamıyorsun? Hocam sanırım ödevimi evde unuttum. Kendini de evde unutsaydın. Olamaz arkadaşlar, ödevim yok. Ama ben hatırlıyorum, çantama koymuştum ödevimi sabahleyin. Ve ödevim çantamdaydı. Otur. Sefer. Ne gülüyorsunuz be? Of. Şimdi sana gelelim Mehmet. Yaptın mı ödevini bakalım sınıfın yaramaz çocuğu? Tabii ki de öğretmenim, lafı mı olur? Ben ödevimi Ahmet arkadaşımla birlikte yaptım. Evet öğretmenim, ödevimiz üzerinde çok çalıştık. Demek ki ödevinizi beraber yaptınız. Evet hocam, biz çok çalışkan öğrencileriz. Hocam o kadar çalışkanız ki bu ödevi iki kişi yapıyoruz. Hadi bakalım gösterin ödevinizi. Buyurun hocam. Şu ana kadar gördüğüm ödevlerden en iyisi. Sağ olun öğretmenim. Sağ olun hocam. Belli ki bayağı bir emek vermişsiniz. Aferin, ikinize de 100. Sağ olun hocam. Al ödevini geri. Bu sınıfta ödevini yapmayan tek bir kişi var. O da Ferit. Ferit, gel bakayım tahtaya. Tamam hocam. Of of. Bütün sınıf ödevini yapmışken sen niye ödevini yapmadın? Hocam dedim ya, yaptım ödevimi ama çantamdan sanırım ödevim düşmüş. Ya da evde falan unutmuşum. Ödevini yapmadığın için şimdi sana ceza vereceğim. Hocam lütfen, yalvarırım, yapmayın. Dersin sonuna kadar tahtada tek ayak üzerinde duracaksın. Başla. Tamam hocam, tamam. Of. Evet arkadaşlar, bazı durumlarda 2 artı 2 5 yapıyor. Mesela 5 artı 2 7 yapıyor. 1 artı 1 2 yapıyor. 3 artı 3... Allah 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 Allah. Ben gidiyorum. Kantinci abi. Merhaba çocuğum. Ben bir tane su ve bir tane çiğ köfte alabilir miyim? Elbette, hemen veriyorum. Sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Al bu da paran. Afiyet olsun. Sağ olasın abi. Of, şimdi bu çiğ köfteyi ve suyu var ya, bir gömeceğim, karnım tok olacak. Hadi yiyelim arkadaşlar. Çok lezzetliymiş. Bir de suyu içelim. Arkadaşım bana yardım eder misin? Bana mı seslendin? Evet sana seslendim. Benim 1 TL eksiğim var. Bana 1 TL verir misin? 1 TL eksiğim mi var? Evet, kelle paça alacağım. Kelle paça mı alacaksın? Al bakalım, bende 1 TL var. Teşekkür ederim. Bu iyileri unutmayacağım. Senin adın neydi bu arada? Ben senin adını unuttum. Benim adım Tarık. Benim adım da Feride. Tanıştığımıza çok memnun oldum Tarık arkadaşım. Ben de çok memnun oldum. Ay, benim tuvaletim geldi bayağı bir. Sıkıştım arkadaşlar. Bir tuvalete gideyim en iyisi. Ha? Siz ne arıyorsunuz burada? Birader, tuvalete girmek ücretli. Tabii canım, öyle bedavaya tuvalete sokmuyoruz kimseyi. Yapmayın be. Son paramı arkadaşıma verdim. Ne olursunuz tuvalete gireyim bak. Vallahi çok sıkıştım. Para yoksa tuvalette yok. Evet, tuvalete giremezsin. Sizi şimdi bir öğretmene şikayet edeyim de aklınız başınıza gelsin. Sen kimsin de bizi öğretmene şikayet ediyorsun lan? Gel dövelim şunu, pataklayalım. Hayır. Al sana. Vurmayın. Hey, onu rahat bırakın. Hayırdır kardeşim, ne oldu? Sen de mi canına susadın? Ona bir daha dokunursanız sizi çok kötü yaparım. Hadi sıkıysa yapsana. Hadi yiyorsa bizi fena yap. Hadi bekliyoruz. Dur yapma Tarık, kavga etme benim için. Al bakalım. Öldüreceğim sizi.
Hocam kavga var, yetişin. Dur Tarık, bekle, sana yardım edeceğim, bekle. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım. Sen iyi misin? Evet Tarık arkadaşım, iyiyim. Çok teşekkür ederim sana. Önemli değil, benim adım Tarık. Hey durun, kavga etmeyin. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hocam bizi dövüyorlardı. Arkadaşım gelip beni kurtardı. Evet, ben arkadaşımı kurtardım. Gelin bakalım benimle disipline. Gelin. Sizi şimdi müdürün yanına götürüyorum. Hatırlıyorum, senin yüzünden disiplinlik olmuştum. Ama Tarık, sen beni orada kurtarmasaydın şu anda arkadaş olmayacaktık belki de. Orada bana bir TL verdiğin için kurtardım seni. Ama o bir TL'yi ben sana vermeseydim ben orada dayak yemeyecektim. Çocuklar orada benim tuvalete girmeme izin verecekti. Keşke vermeseydin de hiç öyle bir olay olmasaydı. Evet ya arkadaşlar, Tarık'la ikimiz 5 gün okulda gelmeme cezası almıştık. Bildiğin disiplin cezası. Neyse Tarık, geç bakayım kaleye, sana gol atacağım. Evet arkadaşlar, şimdi gol geliyor Tarık'a. Sen bana gol at. Tamam mı bak, sen bana gol at. Tarık. Sana bir tane araba hediye edeceğim. Ulan Tarık bak, çok büyük konuşuyorsun. Bak büyük iddialaşıyorsun. Bak gol atarsam sonra pişman olursun. Sen merak etme, sen bana gol atamazsın. İyi tamam Tarık, hadi deneyelim o zaman. Gol geliyor, gol geliyor ve gol. Ne? Çocukken de böyleydin Tarık. Hep böyle iddialaşıyorduk ve ben kazanıyordum. Sen beni soyup soğana çeviriyordun ya. Arkadaşlar Tarık hep böyle iddialaşıyordu benimle. Ve ben de ona sürekli hamburger ısmarlatıyordum okuldayken. İyi geçindim senden Tarık ya çocukken. Çünkü hep iddialaşıyordum seninle. Ve iddiayı kaybediyordun. Vay be, yıllar ne çabuk geçti. Harbiden Tarık, of yaşlandık, şu halimize bir bak. Gençliğimizde ne komik şeyler yapıyorduk. Harbiden arkadaşlar, vallahi çok komik şeyler yapıyorduk gençliğimizde. Şimdi gençliğimi özledim biliyor musun Tarık? Ben de özledim kardeşim. Sen hep boş boş işlerle uğraşırdın Tarık. Senin adın boş işler müdürüydü. Evet, hala uğraşıyorum. Arkadaşlar eskiden Tarık'a boş işler müdürü diyorduk. O kadar boş işler müdürüydü ki. Boş, boş işlerle uğraşıyordu harbiden. Şimdi örümcek çocuk da büyüdü. Çoluğa çocuğa karıştı. Evet arkadaşlar, örümcek çocuğun çocuğu oldu. Çoluk çocuğa karıştı, evlendi. Eğer örümcek çocuğun şimdiki halini görmek istiyorsanız yorumlarda bir yazın. Evet arkadaşlar, yazın. Vay be, zaman ne hızlı geçiyor. Tarık. Evet kesinlikle, çok doğru söylüyorsun. Her neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sağda ve solda iki tane video var. İki videoya lütfen tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bunları yapın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve görüşürüz.